Kilislerde bir deprem oldu. Biz karşı binada üstte oturuyorum ben. İlkinde kapılarımız açılmadı. Bina yıkıldıktan sonra biz kendimizi kurtardık. Binanın altında arada kaçırdık. Kapıyı açıp arada kalanlar çok. Ondan sonra çoğu da depremden dışarı fırlayan da çok. Kapının arkasında şu an 15-16 kişi var. AFAD'a mesaj yazmışlar. Şimdi onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Enkaz altındakiler. Enkaz altındakiler mesaj yazmış. Binamızdan dünden beri de 4 tane ölü çıktı. Bir kişi de sağ çıktı. Sağ çıkan da dedi arkamda 15-16 kişi var dedi ve şimdi içeriden mesaj gelmiş. Aynen. Biz yaşıyoruz. Şimdi inşallah oraya müdahale edecekler. Dünden beri bir müdahale. Abi şehir yerle bir oldu abi. Şehir perişan oldu. Yani çalışmalar çok ama buraya ulaşım olmadı. Yetersiz abi. Yani Güneydoğu'nun hepsi gitti yani. Yani yetersiz şu an. Ya İslam'dan yardım eden hayırsever insanlarımız var Allah razı olsun. Ama dışarıdan istemiyoruz. Şu insanlarımız bile ekmek geldi. Ekmek tuttuğun şeyden geldi. Ekmek gelse, çadır gelse en azından insanlarımız barınır yani. Köye gittik ama çok insanlar arabalarda geçiriyor. Zaten sokaklarda ateş yanıyor, böyle yani. Abi yakıt sorunu da var. Yakıt sorunu, petrollere giriyoruz. Büyük sorun yakıt. Yakıt. Ben tüp almaya gittim, kilisten birisi bana tüp getirdi. Çocukları köye bıraktım, oradan bir şeyler yapıyorlar. Köyler, yani istediğinde hiçbir yerde tüp yok. Küçük çocukları olanlar çocukların eşyalarını almak istiyor, hiç kimse bir şey alamıyor. Bir de memlekette kredi kartı çalışmıyor. Adam pijamayla dışarı çıkmış. Adamın cebinde parası yok. Adam neyle alışveriş yapacak? Alışveriş yapacak bir yer kalmadı. Ya talebimiz bir an önce çadır kurulsun. İnsanlara yardım, yani insanlar en kötü ihtimalle barınsın yani şu insanlar. Ve içerideki mağdurlara yetişmek istiyoruz. Ölü ya da sağ en azından elimizden gelen neyse onu yapalım yani. Deprem oldu. Gaziantep'ten buraya geldim ben. Olay anında geldiğim andan itibaren hiçbir çalışma yoktu. Kaç yere ben mesaj attım. İşte Bodrum'da abim var, ona bildirdim. UMKE'ye, AFAD'a, Cumhurbaşkanlığına yazdığını söyledi ama her yere yoğunluk olduğunu. Ama benim memleketim olan İslahiye'nin her tarafı paramparça ya, dümdüz. Bir Diyarbakır öyle mi ya? Bir Urfa öyle mi? Şu an benim memleketime bakın, her yer dümdüz. Yani bağrımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor. Ya bize bir imkan tanıyın, bir şeyler yapın ya. Memleketim için bir şeyler yapın. Bir oy zamanı gelmeyin yanımıza ya. Şu an içeride canlılar var, hala bu binada hiç kimse yok. Yani ne diyelim, ne söyleyelim, acımız fazla ya. 6 kişiyi toprağa verdik. O 6 cenazeyle beraber uyuduk, hiç kimse ilgilenmedi. Yetkililer geliyor, bakıyor. Yani hiçbir şey yapamıyorlar. Yani bu kadar mı mağdur? Devlet bu kadar mı yok? Her yerde tamam, her yerde her şey var ama burada neden yok? Hala bak görüyorsunuz, çevirin o tarafa. Çevirin, hala bina. Binanın önünde kimse yok, içeride canlılar var. Yardım. İlk başta içeride olan ölüyse ölümüzü, canlıysa canlımızı istiyoruz. İlk başta bize içeride canlıysa canlı, ölüyse ölü. Daha sonra yardım, su. Yani su, yemek. Ama önce bize yani içeride biz belirsizlikten çok çaresiziz. Gece araçlarda bir konteyner var, 35 kişi orada. Ne bir çadır var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Allah rızası için. Yani yardım, her türlü yardım. Dışarıda girer yardım.